Arkadaşlar selamun aleyküm. Neredeyiz? Bir önceki videoda bırakmış olduğum fabrikanın içinden çıkacağım şimdi. Diğer kamerayı açmadım. Açamadım. Burada ayıp olmasın diye. Ama o pek fazla gözükmüyor şu anda. Sana da sevgiler, saygılar olsun. Gelirken değil.
gidersek Eislingen. Ondan sonra ileri gidersek Stuttgart, Ulm, Olsheim falan filan. Şimdi buraya gelirken güzel bir yoldan geçtim, biliyor musun? Yani güzel dediğim böyle dağlık, keskin virajları olan bir yer. Muhtemelen şu karşıki dağın olduğu yerdir. Ne uzun sürdü lan lamba? Çözmem lazım. Ayağa kalkmam lazım. Kapatmak için de aynı şekilde.
tane emniyet kemeri bağlı, camdan fırlatmasa bu arada. Dağlar benim tek başına diye bir şarkı vardı. Ayrıl, BMW 330. Ayrıl, ayrıl da gel. Var gene ne var?
arabayı üzmüyorum, anlatabiliyor muyum? Sadece arabanın limitlerini biraz fazla zorluyorum, o kadar. Çünkü arabamı tanıyorum. Kullandığım araç, sürekli kullandığım araç. Valla şimdi buradan var ya, belki bizden bir araba da denk gelir ha. Buralarda çok oluyor böyle. Aslında diğer kamerayı da aktif edebilirdim de arkamda çok tır var. Onlar da yüklü muhtemelen. Çünkü yavaş yavaş geliyorlar. Ben onların arkasına kalırsam şu rampalarda yandık yani. Daha yavaş gidecekler muhtemelen. Evet, şu an tırmanmaya devam ediyoruz halen daha. Akşam yedim. Söyleme sahip de pilav yaptım. Bir de parbunya pilaki vardı. En sevdiğim yemek. Onları yedim, yattım aşağıya. İyi tırmanıyoruz ha. Eğimlerden baksanız %4 gibi falan. Sen diyor tur kayım diyor. Bak tabelaya bak. 3,5 ton yasağı var ama biz giremiyoruz oraya. Oraya bir de 3,5 ton yazmış bak. Tur kayım. Demek ki Türkler var burada. İsmi böyle olduğuna göre 5 kilometre ilerideymiş sağda. Ben Uyup tarafına gideceğim için, aslında Uyup tarafına gitmeyeceğim ben. En başta gideceğim güzergahta Ulm var. Ulm'u geçtikten sonraki tabelalarda gideceğim güzergahın isimleri yazacak. Nasıl ki İstanbul'dan Ankara'ya doğru gidiyorsan işte önce Kocaeli, İzmit, işte Sakarya, Adapazarı, ne bileyim Bolu görüyorsan tabelalarını, burada da aynı şekilde. Selektör alsam olur, onu atar mı acaba?
geldim. Hatırlayamıyorum da vallahi billahi. Şimdi önünde böyle bir lobet tarzı. Kamyon galiba bu. Kamyon. Üstünde ufak şivisi bir şey taşıyor. Kepçe, möpçe bir şeyler. Silindir, milindir gibi bir şey herhalde. Önünü göremiyorum tam. Adamsın lan kamera. Vallahi adamsın. Bazen numara yapıyorsun ama yine de seviyorum seni. Yazıyorsa geçersiniz. Ama tabii temkinli geçin yine, ne olur ne olmaz. Bakın burada da bir radar var ya. Tam lambanın arkasına koymuş ya. Bak te. Köy işlerinde dikkat edin derim yani. Köy, kasaba artık neyse. Yollardan gidiyorum sanki.
çıkartacak mı, çıkartmayacak. Volümün içinden geçeceğim. Aslında otobandan gitsem daha iyi ya. Ben öyle yapayım. Bir alternatif yol deneyeyim bakayım. Ne gösterecek bana. Alternatif rota bulunamadı diyor. Biz bu rotadan devam arkadaşlar. Ben çıkacağım yeri tahmin edebiliyorum zaten. Otobanı gördüm müydü? Çıkarım abi. Ne o? Augsburg'da Münih yazısını görsem. Sonra da navigasyon kendini düzeltir. Gerçi belli de olmaz ya. Çıksam mı, çıkmasam mı? Bana zaman kaybı ama. En yakın yolu böyle veriyor yani. Diyor ki volümün içinden geçeceksin. Hem de merkezinden ya. Böyle gösteriyor ya. Ay 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 ay. Bak burada da bir radar var. Sol tarafta. Önümüzdeki araç onun için yavaş gidiyor. Bak solda solda mavi mavi mavi. Ve bunlar dönebiliyor arkadaşlar ha. Yani şu an bu tarafa bakıyor. Karşıdan, benim karşımdan gelen araçlara bakıyor. Bazen de çeviriyorlar onu. Bize doğru baktığı da oluyor yani. Ters istikamete. Şimdi bu adam yavaş geliyor. Arkamdaki de sola sola çıkıyor. Adam haklı yani. Şu an yavaş gidiyor. Burası da 100 km hız veriyor. Biz 67-68 gidiyoruz ya. Haliyle biraz keskin virajlar var galiba. Bir de taşıdığı yükten dolayı. Belli mi? Savrulur gider arkadaş. Baktım sarı tabela gene volüm dedi. Doğru yani. Direkt veriyor. Arkamdakiler de hemen hızlarını veriyorlar ha. Şöyle görsünler de. Arkamdakiler de şey zannediyor. Adamın önü açıldı. Ha basıyor gidiyor. Biz de basalım. Evet tekrar tırmanışa geçtik. Sollama yasağının
edelim mi? Veda. Tekrardan buradayız. Lanet olsun bu Almanya'nın 6 numarasına, 7 numarasına. Bu nasıl bir şitavdır arkadaş? Şimdi pauza yaptık, kamerayı almak da şimdi aklıma geldi ha. Millet yollardaydı. İşte kafa sonradan basıyor bizim de, jeton sonradan düşüyor, öyle söyleyeyim. Ha şimdi yol açıldı. Gerçi ileride gene dururuz biz de. Navigasyonum şey diyor. Ne diyor? Diyor ki yolda diyor ağır bir kamyon kazası var diyor. Yol yağlı diyor. Sağ şerit kapalı diyor. Efendime söyleyeyim. Vallahi 45 dakika pauzayı yaptık ya la. Abi çok enteresan bir durum ya. Vallahi billahi koskoca otobanda durduk. Tam 45 dakika ya. Yok böyle bir şey ya. Evet, yine duruyor muyuz? Herkes frene basmaya başladı. Altı üstü üstü üzerimizdeki yükü indireceğiz be. 120 kilometre yolum var. 3 saat 31 dakika diyor. İlerideki kuyruğu görüyorsunuz işte. Yani trafiği görüyorsunuz. Daha ileriyi şöyle mi göstereyim? Nasıl göstereyim? Kalp atma ya. Yakınlaştırabilirsem eğer, yakınlaştıracağım da beceremiyorum bir türlü. Şöyle Anya'yı Gonya'yı gösterme ya. Bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Böyle 1 kilometre, 1,5 kilometre kadar gidiyoruz. Ondan sonra tekrar böyle duruyoruz. Ne yapıyoruz? Ortayı açık bırakıyoruz. Burada böyle. Saatim de bitiyor. Yaklaşık 3 saat 45 dakikam kaldı. Navigasyon da bana 3 saat 28 dakika veriyor.
Bakalım ne olacak ya. herhalde patlayacağız. Yapacak bir şey yok. Patladığımız zaman da ne yapacağız? Efendime söyleyeyim, ne yapacağız? Hemen bir rapor alacağız. Bugünün raporu. Arkasına başımıza geleni güzel bir şekilde anlatıp yazıp adımızı soyadımızı da yazıp imzamızı çakıp ehliyet numaramızı da yazıp şey ettireceğiz ya. Yani böyle bir not alacağız. Şu şekilde. Mesela bu ne zamanınmış? Ben patlatıyorum çok. Yapacak bir şey yok. 6. ayın 7'sindeymiş. Ne yazmışım kısaca? Uzun total yapıldı demişim. TC kimlik numaramı, ehliyet numaramı yazmışım. ART 8/569/200E/WE. Bunun da anlamı buymuş. Uzun totalin. Kısaca ART olması lazım. Da bu kod totalin uzadığının anlamına geliyor. Onun için böyle ART. Normalde ARTR miydi? ART miydi? La öyle bir şeydi ya. Ha onu Google'a yazsanız beni burada uğraştırmazsınız ya. Yazın Google'a, bakın ha orada ya. Allah Allah. Bilmeyenler için de ben bir yerlere falan koyarım. Dur şöyle çekileyim. Şu boşluğa falan sığdırabilirsem eğer, bakayım. Sığdırırım. Bunun da zamanı geçmiş. Yani 2 ay geçmiş. Ama ben yine de tutuyorum. Birkaç gün daha tutar, ondan sonra veyahut da Türkiye'ye girdiğimde atarım ya. Allah'tan şu pauzeyi yaptık. Nasıl yapacağız diye düşünüyordum. Pauzeyi de nasıl yaptık? Geride 15 dakika kadar durduk. 15 değil de bir 22 dakika durduk. Pardon. 22 dakika durduk geride. Ha. 22 dakika durdum. Ondan sonra bir daha yürüdük. Ne yaptı takograf bu sefer? O 15 dakikalık, yani 22 dakikalık pauzeyi tam saymadı. Dedi ki ben sana 15 dakika veriyorum dedi. Ama 1,5 veyahut da 2 saat içinde bir yarım saat daha dur. Bu 15'i sana vereyim. 45 tam olsun dedi. Tabi bunu konuşarak söylemiyor yani. Tamam mı? Bu benim bilgilerime dayanarak. Ve Tako'nun bize uygulamış olduğu şey. Kural diyelim yani. 15 dakika atıyorum. Örnek veriyorum. Efendime söyleyeyim. Sıfır Tako çıktınız. 1,5 saat yol gittiniz. Ondan sonra trafik sıkıştı. 20 dakika hiç hareket edemediniz. Ne yapıyor takograf? 20 dakika sonra yürüyorsun ya. Diyor ki ben sana bir 15 dakika veriyorum diyor. Muhtemelen diyor yolda diyor bir sıkıntı var diyor. Durmuşsun diyor. O 20 dakikanın 5 dakikasını siliyor. 15 dakikasını diyor sana vereceğim diyor. Veriyor. Ama sonra da diyor ki bir 1,5 saat daha git. Bilemedin 2 saat daha git. 2 saati geçirmemek kaydıyla sonra bir parka gir. Orada da yarım saat istirahatini yap diyor. Ben de diyor bunları birleştireyim diyor. Yani 30 dakikayla 15 dakikayı birleştiriyor. Diyor ki tamam diyor, sen pauza yapmış sayılırsın diyor. Tabii bunu gel gelelim Sırbistan'a anlatamıyorsun yani. Bu var. Sırbistan ülkesi, biz de sürekli orayı kullanıyoruz haliyle. Efendime söyleyeyim, adamlara anlatamıyorsun bunu ya. Ay. Şimdi bir önceki videoda bir tuvalet mevzusundan bahsetmiştim ya. Ya biraz önce önümde markasını modelini geç, ufak bir araç vardı.
Arkasında bisikletler falan var. Karı kocalar, iki kişiler. Adam beyefendi sağda oturuyor. İşte kadın direksiyonda, muhtemelen karı kocalar. Çünkü ikisi de yaşlıydı yani. Nereden baksan 50 yaşların üstünde falandır. Alman oldukları belli. Ya kadın şimdi bir o yanı geçiyor, bir bu yanı geçiyor. Bir sıkıntı var yani, anlamadım. Sol şeride geçiyor, orası gidiyor diye oraya geçiyor. Orası duruyor, bu sefer bu tarafa geçiyor ama her seferinde de benim önüme geçiyor. Yani ne kadar şerit değiştirse de şey yapamıyor. Yani dur şunu biraz da şöyle çevirelim. Yolu da izleyin arkadaşlar, yani yolu da izleyin. İşte her seferinde benim önüme geçiyor. Yani bir araba boyu yol kat edemiyor sağa sola geçse de. Meğerse sıkıntısı varmış. Kadın sıkışmış yani. Ondan sonra bir baktım sağ şeritte hemen lan durdu böyle. Zaten trafik aynı bu şekilde akıyor böyle yavaş yavaş. Ulan arkadaş, kadın indi koştura koştura öbür tarafa geçti. Kocası da indi aşağıya. Sağ ön kapı açıldı, sağ arka kapı açıldı. İkisinin arasına çöldürüverdi gitti ya. Kafayı çevirdim ben de, utandım ya. Ben erkeğim dedim ya. Ya hiçbir şey gözükmüyor gerçi de. Bakmak gibi bir şeyim de yoktur. Ama yani böyle şeyler de oluyor ki burada da böyle yapıyorlar yani. O anı çekip göstermek de isterdim ama ayıp olur ya. O kadar da değil ya. Kadın sıkışmış abi. Otobandasın bak, tuvalet yok, bir şey yok. Ki kaç kişi yani. Sağ aynadan baktığımda arka tarafımda karavancılar vardı. Şu önümde giden karavancılarla birlikte birkaç tane daha karavan var. Önde de var birkaç tane. Onların hepsi birliktelerdi arkamda. İndiler araçlarından. Vallahi herkes şu görmüş olduğunuz sağ tarafa koy verdi gitti. Ama ne yapacaksın? Adamlar da haklı yani. Vallahi hak veriyorum ya. Ne yapacaksın? Altına mı yapacaksın arkadaş? Mecbursun yani öyle kıyıya köşeye, affedersin, çöldürmeye. Yapacak bir şey yok. Böyle iyi. Hep böyle gitsek. Valla. Burada saat 4.30, Türkiye'de 5.30. Allah'ın izniyle de bir de dönüşe geçebilsek. Yarın veyahut da öbürsü gün döneriz herhalde. Bilmiyorum. Benimle birlikte gelenler döndüler. Benden 2 gün sonra, 3 gün sonra çıkanlar, onlar da döndüler. Biz Ahmet, biz de dönelim artık be. Vallahi dönelim ya. Sıkıntılar büyük. Acaba benim navigasyonum doğru söylemiş midir? Navigasyon cihazımı ben daha önceden de size söylemiştim arkadaşlar. Evet, bir şeyler geliyor. Şöyle atalım kendimizi sağa. Ne bu? Kurtarıcı mı? Bak, öküzün teki yol vermiyor. Bak, bak, bak. Bu ne bu? Kurtarıcı gibi bir şey bu ya. Şimdi geliyor arkadaşlar, görürsünüz. Evet, kurtarıcı ya. Evet, küçük bir kurtarıcı. Muhtemelen küçük bir araç ya, arızalı falan filan yani. Biraz şey oldu ama kamerayı düzeltmeye çalışıyorum da sizler için. Başka gelen var mı? Başka gelen yok.
Navigasyon için demiştim. Benim navigasyonum orijinal bir navigasyon. Almanya'dan almıştım yine 2015 senesinde. Ben 2015'te çok güzel paralar kazandım. Bak bilgisayar aldım, navigasyonumu aldım. Efendime söyleyeyim şu buzdolabımı aldım. Ya abi 2015 yılı benim için en tatlı para kazandığım dönemdi. Gerçekten. Kazanıyormuşum ki demek ki aldım ya. Bak şu dolabı 550 euroya aldım. Ya o zaman şu görmüş olduğunuz navigasyonu 300 kaç? 325 euroya mu? 345 euroya mı? Ne aldım? Bilgisayarımı aldım. Bilgisayarımı Türkiye'den aldım. O zaman 3000 TL'ye falan almıştım. 2015'te. Ya benim için çok iyiydi yani 2015 yılı. O zaman bu firmada çalışmıyordum. Başka bir firmadaydım. Bilenler biliyor zaten. Şimdi ismini zikretmeye de gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar benim navigasyonum Alman malı Becker yazıyor. Becker diye okunuyor. Orijinal tır programlı kamyon, karavan, küçük araç, minivan, bisiklet, motosiklet şeyleri var, modları var. Yani çok amaçlı kullanabiliyorsunuz bunu. Ben minivanla da İspanya'ya gittiğimde bunu kullandım yine. O zaman da minivan modunu aldım. Öyle kullandım. Gayet başarılı. Güncellemelerini kendim yapıyorum. Belli bir ücret karşılığında şey aldım. Sınırsız güncelleme aldım. O zamanın parasıyla bilmiyorum da bir 29 euro muydu? 30 euro muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. Aldım. Bilgisayarıma da uygulamasını yükleyip güncellemesini kendim yapıyorum. Korumasını da iyi yaptığım için yani işim bittiğinde hemen kaldırıyorum. Güneşte bırakmıyorum. Özellikle navigasyonlar güneşte çok çabuk bozulabiliyor. Ekranı kayıyor, görüntüsü gidiyor, mürekkebi akıyor, bir şeyler oluyor. Ben işte dediğim gibi 2015'ten bu yana bunu kullanıyorum. Çok memnunum. İçindeki program kendi orijinal programı. Ego Migo değil yani. Ama Ego da fena değil diyor kullanan arkadaşlarımız. Vallahi ben memnunum. Şu anda yine durduk gibi bir şey. Çok çeşit karavanlar var ha, vallahi billahi. Ulan ne yapsak, buradan mı çıksak be? Vallahi. 1 saat 37 dakika veriyor. Burası da şişik arkadaş ya. Nasyonel'e girsek, yani sağ taraf nasyonel olacak. Bak adam gidiyor. Saatlerdir arkamdan geldi bu adam da. Aşağısı da şişik abi. Olacak gibi değil ya. Sabahın 8.30'unda kalkıp da böyle akşamın 5.30-6'sı yaptık ya. İşte arkadaşlar bahsetmiş olduğum konu bu. Hangi konu? Allah! Allah Allah! Bahsetmiş olduğum konu bu dedim. Yıkıldı lan kamera. Sarhoş musun oğlum lan? Yani hangi konu bahsetmiş olduğum? Bak 8.30'da kalkmışım. Ya sizler gibiyiz biz de. Akşam saat kaç olmuş? Daha kaçta duracağım belli değil. Ne kadar araç kullanacağım belli değil. Bugün 550-600 kilometre yakın yol yaptım. Yani bunun bir yorgunluğu var. Şimdi yatıp dinlenme sırası. Ben de haliyle çalıştım. Ablam. Ablam çok fena bakıyor. Klimayı açsanıza ve camları açmışsınız.
Evet, bu tarafta şişik. İyi ki girmemişim. Bak göstereyim burayı da. Bak burası da yan tarafa. Nasyonel'e ayrılan yol. Allah, burası da şişti. En iyi yol bildiğin yoldur. Oradan şaşma. Benden sana tavsiye. Ben bu yolu biliyorum. Buradan gidiyorum. Diğer kamera işi bıraktı. Vallahi adam işi bıraktı ya da. Bir önceki kısımda iyi çekim yaptı. Gelme araba, gelme. Arkama gir. Arkama gir lan, arkama gir. Önüme geçme benim. Ayarlarımla oynama benim. Evet. Öyle usuldan usuldan gidiyoruz işte arkadaşlar. Kameranın var ya, ben anlamadım gitti ya. Buna başka bir şeyler yapacağız herhalde. İşte böyle yolu çek. Yolu çek. Hem yolu çek hem beni çek. Beni zaten görüyorlar yeterince de. Efendime söyleyeyim. Ama buraları görmüyorlar. Bak tabelaya. Nürnberg 115 km diyor. Benim navigasyonum ise 114 km diyor benim gideceğim yere. Ulan bu da mı benim gideceğim yeri gösteriyor acaba tabelada? Biliyorsunuz ki Nürnberg'de bizim depomuz var. Oraya gidiyoruz sürekli. Yarın da başka bir adrese çıkacağım. Öyle. Yani inşallah çarşamba günü de dönüşe geçebilirsek çok güzel olacak. Bugün günlerden pazartesi. Giydim fesi yani. Abi bizim lamba yanmıyor lan. Açalım şunu da. Ne var? Şurada bir aile var. Bak yolda kalmışlar. Burada da işte arkadaşlar şey, aracınız arıza yaptığında önüne ve arkasına, aslında arkasına konuluyor. Bakın aile komple çocuklarına yelek giydirmiş. Fosforlu yelek olması gereken bu ve acil durum trafosu gibi bir şey var orada. Onu kullanıyor herhalde, müdahale ediyor. Bir tane de burada var. Bu bunun içinmiş. Bakın bu da yeleğini giymiş. Araçtan uzaklaşıp beklemesi lazım. Uzaklaşması lazım. Herhalde yeni oldu. Yani burada böyle aracın arıza yaptı. Emniyet şeridine çekiyorsun. Arkasına tabelanı koyuyorsun. Üçgen reflektörünü ve sen de reflektörlü yeleğini giyip yoldan ve araçtan uzak bir yerde servis bekliyorsun. Şu karavancı sağ tarafta çocuk oturuyor. Efendime söyleyeyim. Babası zaten direksiyonda. Şimdi yavaşlıyorlar. Hadi onları da çekelim. Yani bir bakış attı adam, direksiyondan eğilip de attı. Öyle gidiyorum yani. Bakıyorlar mı? Kapatıyorum.
Kapışalım mı? Hadi. Koldan vites lan. Arabaya bak sen. Değişik. Güzel. Neyse arkadaşlar. Kısa keseyim. Benim yolum çok. Zaten trafik yine duruyor. Lanet olasıca trafik. Almanya'ya gelirseniz 6, 7, 8 numara girmeyin. 9 numaraya girmeyin. 45'e girmeyin. Girmeyin abi. Girmeyin lan. Girmeyin. Gidin. Yolunuzu uzatın. Vallahi billahi yolunuzu uzatın. 10 litre fazla yakın ama bu trafiği çekmeyin. Karavancılar çok abi ya. Bak tırcılar çakallık yapacak şimdi. Sağda benzinlik var. Benzinliğe giriyor. Öbür taraftan çıkıyor vatandaş. Bilmem anlatabildim mi? Yani buranın da ecnebileri var. Böyle kurnazlık yapıyor. Bak 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 bak. Transportçıya bak bak. İçinde de bir tane transporter var. O da girdi benzinliğe. Hadi bakalım. Yani kural kaydı olmayınca böyle oradan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar, görüşürüz. Bu video gene çok uzun oldu. Toparlamam lazım. Diyor ki az ileride kendinizi sola atınız diyor. Biz hala trafikteyiz yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bizim navigasyon yalancı mı çıkacak lan yoksa? Bakacağım. Evet. Efendime söyleyeyim. Şuradan sinyali vermeye başlayalım. Ufak ufak yol vereceksiniz yani. Biz babacanla birlikte geçeceğiz yani buradan. Mecburen geçeceğiz abi. Dankeschön, dankeschön. Teşekkür ederiz yol verdiğiniz için. Bir şey var mı yolda? Herhalde biz gelene kadar temizlediler, toparladılar. Bir şey kalmamış. Yani yolda yağ var dedi. Bir şeyler söyledi. Belki daha ileridedir. Gerçi buradan diğer şeye bakıyorum. Abi temizlemişler ya. Evet temizlemişler. Yani burada bir şeyler varmış zaten. Yerde izler var. Yağ dökülmüş. Evet bu adam temizlemiş burayı. Çok iyi. Yani yolda bir iz vardı zaten. Bunu da göstereyim dedim ya. Aklımda kalmasın dedim hadi. Evet. Yüklerimizi aldık, boşalttık. Bir gecede depoda yattık. Buradan yükleme adresine gidiyoruz. Artık kendi yükümüzü alacağız ya. Neredeyiz? İşte Almanya'nın şu sevmediğim 6 numaralı otobanındayız arkadaş ya. Adresim 39 kilometre kalmış. Ya şu otobandan ne çektik arkadaş ya. Şu 6 numara var ya, o kadar illet bir otoban ki. Yok abi yok ya. Burası öyle bir otoban ki seni hata yapmaya zorluyor yani böyle. Öyle zorluyor. Niye öyle zorluyor? Çünkü yolda sollama yasakları var. Bu sollama yasaklarında bazı ağır vasıta sürücüleri efendime söyleyeyim abi 60'la gidiyor ya. 60 kilometre hızla gidiyor. Be gavur. Be ecnebi. Be adi. Daha ne diyeyim ben sana ya. La oğlum sen saatle çalışmıyor mu la? La arkadaş saatin bitmiyor mu la?
Sen iş yerini sevmiyor musun ya? Sen arabanı sevmiyor musun? Sen istirahat yapmayı sevmiyor musun ya? Sen çalışmayı sevmiyorsun arkadaş ya. Vallahi sevmiyorsun ya. Lan biz koştur Allah koştur, koştur Allah koştur. Ya bir an önce dönmenin derdindeyiz. O adam ehli keyif gidiyor yolda. Arkasında olmuş 15-20 kilometre sıra. Adam 60'la gidiyor ve biz onun keyfini bekliyoruz. Bunun böyle gittiğini görünce de ne oluyor? Diyorsun ki ben çıkayım sollamaya. Ama sollama yasağı var. Seni hataya zorluyor. Sabrını zorluyor. Ya arkadaş yok böyle bir şey ya. Yok vallahi billahi yok ya. Ya katil olacağım ya. Katil olacağım ya. Bak bak görüyor musun? Bak sollama yasağı var. Bu adamlar 3 şeritli yolda orta şeride girdiler gidiyorlar. Bak Litvanyalı şu önümdeki de Litvanyalı. O arkadan dünyalı. Ya bir dünya tır geçti yani şuradan. Halen daha da geliyor. Bak şimdi gene göreceksiniz. Bu nerenin plakalı? Bu Polonyalı. Al. LKW Walter'in. Arkası Alman plaka. Bak bu Alman plaka Gartner Thermokin. Bak. Ya arkadaş ben çıkayım oraya. Polis beni ayıklar. Bak o da giden Sinktras'ta Sinktras yazıyor. Bulgar plaka. Yani bende var bir gudubetlik bende var yani anlamadım yani. Halbuki iyi de yıkanıyorum ama bak Alman plaka. Ya Türk plakası çıksın oraya ayıklarlar hemen. Al bak bizden bir araba daha. O da gidiyor. Lan oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim araba bak nasıl denk geliyor böyle. Dedim ya dünya küçük. Denk geliriz abi. Ki bizim arabalar da her yerde ya. Yani ayıptır ya. Ayıptır ya. Bu nedir ya? Bak biz burada sağda bekliyoruz. Ya bu bana bir küfürdür yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam sabırlıyız. Bekliyoruz. Sağdan gidiyoruz. Kurala uyuyoruz ama lütfen ya. Lütfen. Beni hata yapmaya zorlamayın. Zorlamayın. Lanet olsun ya. Abi. Yok gidemiyoruz abi ya. Bak gene şurada yarım saat 40 dakikam gitti ya. Hadi dedim açayım kamerayı da göstereyim gene. Almanya böyle işte dediğim gibi arkadaşlar. Şu 6 numaraya, 7 numaraya, 8 numaraya, 9 numaraya, 45 numaraya, 3 numaraya. Girmeyin la girmeyin. Gerçi 3 numara gene o kadar kötü değildi ama bir şey demeyeyim de. Bak bir daha geliyor. Bu sefer de Hollandalı. Her ülkeden var abi. Valla. Bak gidiyor Hollandalı beyefendi. Hepsini solladım ben bunların biraz önce. Hepsini solladım ya. Nerede solladım? Sollama yasağının bittiği yerde bunların hepsinin içinden geçtim. Şu anda kurala uyuyorum ama onlar uymuyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Biraz önce gitmeyen adamlardı bunlar. Yani yolda 60'la 70'le giden adamlardı bunlar. Lanet olasıcalar. Ecnebi. Tövbe yarabbim ya. Lan bu ecnebi nereden şey yaptı böyle dilime dolandı. Vallahi anlamış değilim. Bir yerde duydum ya. Vallahi billahi. 2 kilometre sonra çıkacağım yoldan. Ne haliniz varsa görün oğlum. Vallahi görün ya. 2 kilometre sonra otobanı değiştireceğim. 5 numaraya gireceğim. Ama gidemiyoruz ya. Hala geliyorlar vallahi. Hala bak bak bak. Bak geliyor. Hop. Nereli bu? Polonyalı. Bu nereli? Alman plaka ön tarafı. Arkası da Macar. Ne kadar değişik değil mi? Geliyor vallahi. Yağmur gibi geliyorlar arkadan. Bak aynadan da göstereyim. Bak geliyor vatandaş geliyor. Gel. Gel babanın kucağına Litvanya.
Gel. Bu ne bu? Bu da Moldova. Yok, Romanya'ymış lan. Ah. Ne bu? Polonya. Geliyor bak, gidiyor. Adamlar gidiyor abi. Ben çıkayım şimdi oraya. Ben çıkayım sol şeride. İlla bir polis denk gelir. Bir 150 euroluk oluruz yani. Tövbe tövbe ya. Git sen de git. Sen de git. Bak şöyle tutayım. Bak geçenleri seyredin. Yazıklar olsun. Bak bizim işi yapıyor ya bu adamlar da. Bizim işi yapıyor ama arkadaşlarına saygısı yok. Ben din, dil, ırk ayırt etmiyorum. Hepimiz şu yoldaysak, bu yolu ortak kullanıyorsak birbirimize saygımız olmalı yani, değil mi? Bak ben nasıl saygı gösteriyorum, sağ şeritten gidiyorum. Sen de git abi. Niye bana küfür edercesine ben beklemem giderim diyorsun böyle? Of. Of. Kendin söyle, kendin işit. Buralar böyle işte. Affedersiniz, buralara gelip böyle çalışıyorsanız, gıçınıza da güveniyorsanız böyle gidersiniz. Benim param çok değil. Yani onun için ben kurala uymak zorundayım. Benim bu kadar çok param yok. Bak şimdi burada sağ tarafta bir park var. Bu arkadaşlar parka girecekler. Öbür yandan da çıkarlar. Kim akıllılar da öyle yapıyor. Yani görmüş olduğunuz şu ilerideki sıranın başına bir anda geçiveriyorlar. Git git, korkma, git. Git. Git, park yeri bulamadım diyecek. Şimdi çıktım ben oradan. Var aslında park yeri. Bak sollayan sollayan. Gidin babacım, gidin. Şurada kaldı 1200 metre. 1200 metre sonra ben döneceğim. Bak şurada tabelada görüyorsun değil mi? Bak bak bak, 5 numara. Ben oraya döneceğim. Ben oraya döneceğim. Sonra siz ne haliniz varsa görün. Benimle birlikte 5 numaraya dönmeyin de. Ne yaparsanız yapın. İstediğinizi yapın. Vallahi bile istediğinizi yapın. Allah'ım. 31 derece sıcak oldu. Ha böyle kısa kısa konuşuyorum, anlatıyorum. Bak şimdi vatandaşlar geliyor. Geliyor. Giremeyecekler abi. Park. Bir tane boş yer var. Şu adam da arkaya çekmiş bak. Diğer araçların arkasına çekmiş. Bu vatandaş da bak usul usul geliyor şimdi parka girdiği. Yanaş bakalım hadi. Polonyalı termokinci. Yanaşacaksın mı? Yanaşmayacaksın. O kadar işte ya. Yürüyeceksin, geçeceksin, gideceksin bu sıranın önüne. Arkamızdaydın, şimdi önümüze geçeceksin. Vallahi. Bak soldan gidenler, parkın içinden gelip geçip gidenler. Yani. Bak bir minivancı. Hem de Seray Trans. Kısa keselim ya. Hadi gene görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Uykusuz geceleri sabahı bana sor. Yarım kalan aşkım. Evet arkadaşlar. Biraz abest oldu. Avusturya'yı böyle atlıyorum. Ne yapayım abi şimdi yani? Atlıyorum derken Avusturya'yı böyle geçiyorum yani. Bağıra çağıra geçiyorum abi. Stres yok. Hiçbir şey kafama takmıyorum. Yani şuradaki olayı takmıyorum. Aslında kafama taktığım çok şey var da sizler biliyorsunuz onu. Tekrar tekrar üstleyip, yani tekrarlayıp durmak istemiyorum. Öyle yani. Şimdi Avusturya'yı geçmeye çalışıyorum. Gecenin bir saat. Saat kaç? 2.40. Yani sizler yatağınızda yatıyorsunuz. Biz böyle yol gidiyoruz yani. Hani fabrikada çalışanlarınız vardır. 3 vardiya çalışıyordur falan filan. Onlara da kolay gelsin diyelim. Onların da işi. Biz
zor yani. Ya biz de böyle direksiyondayız işte. Ne yapak arkadaşlar, ne yapak ya. Kamerayı da bayağıdır açmamıştım ha. Dedim hadi açayım da bari şu ülkeden böyle korkak korkak geçmediğimi, bağıra çağıra geçtiğimi görün istedim ya. Bir arkadaşım diyordu ki ulan diyordu burayı geçerken, yani Almanya istikametine giderken sağ bacağım titriyor diyordu. Almanya'ya girdim mi de atlıyordum diyordu. Dönüşte diyor ikisi birden titriyor lan diyor. Ya şu bizim Nozvala muhabbeti var ya, Allah kahretme ya, vallahi billahi ya. Paranın gözünü seveyim ulan uşaklar. Neyse ben biraz daha bağırayım çağırayım ya. Acısını bana sor, uykusuz geceleri sabahını bana sor. Benim kafada olanlara selamlar olsun. Böyle yolculuk yapmak isteyenler, ne bileyim, yapın abi, yapın ya. Böyle yolculuk süper oluyor lan. Bağıra çağıra gidiyor. Ver müziğin sesini, ayarı ver anasını satayım, ver. Ver ayarı, başka türlü bu yol çekilmez aga. Gecenin bu saatinde ne işim var benim burada çoluktan çocuktan uzakta. Bağıra çağıra gideceksin aga. Yol böyle biter. Anladın mı? Benim kafadan olanlar var mesela. Hasan var, Hasan Köse. O beni sever, ben onu severim. Eldar Çavuş var. Emre var, 4x4 seri. Deli adamın yolculukları var, Deniz Erdal Kaya. Erkan Z'yi bilmem, böyle bağıra çağıra müzik dinler mi? O benim tarzda müzikler dinlemez gerçi de. Neyse, yapacak bir şey yok. Bağırmaya çağırmaya devam. Aşkını, acısını bana sor. Ama güzel oluyor ha. Vallahi güzel oluyor ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Gecenin bir saati, ben zaten gündüz yatacağım. Yani çalıştım da o çalışmanın ardından bir de yatış olması lazım. İstirahat olması lazım. Çünkü burada bir enerji patlaması oluyor şu anda. Bir de enerji içeceği içtim. Ya o da 2 saat sonra bir etki etti yani. Şu an onun vermiş olduğu bir enerjiyle böyle burayı böyle güle oynaya bağıra çağıra böyle geçiyorum aga. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Başka türlü bitmiyor lan. Bitmiyor. Arkamda da Murat abi var. Önceki videolarımdan görmüşsünüzdür belki. Eğer şey olursa, uyuyup kalmazsak, zaman kalırsa veyahut da uyandıktan sonra böyle kısa hoş baş bir sohbet de yaparız yani. Şimdilik kendinize iyi bakın. Benim bağırıp çağırmam, stres atmam lazım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi eyvallah. Ayrılır bana sar. Mazot bitiyor lan. Lan mazot. Mazot bitiyor. Kalp atma şimdi, dur. Ne diyor? Yedek yakıta geçmişiz ya.
Lan bu arabanın yedek yakıtı da mı var? Ben niye bilmiyorum? Ben bu arabanın yedek yakıtını niye bilmiyorum? Benim niye haberim yok? Siz buna yedek depo mu koydunuz? Benim, bana niye haber vermediniz? Ben anlamadım ya. Bak şimdi ya, yedek yakıt nerede ki o ya? Yedek yakıt, yedek depo. La havle ve la kuvvete billahi illahi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah, koyuyorlar yedek depoyu. Yedek yakıtı bana haber vermiyor. Ben iyi değilim arkadaşlar. Vallahi iyi değilim ya. Hala bitiremedik şurayı ya. Bağırıyorum çağırıyorum yok ya. Ufaktan da böyle bir uyku bastırmadı değil yani. Bastırdı da. Artık şuraya çıkmamız lazım. Son 60 kilometre. Yok, son 50 kilometre. Şarkılar dinleyeceğim. Daha böyle türküler dinliyorum. Ondan sonra işte ne bileyim eski şarkıları böyle remix yapmışlar. Ben remix diyebiliyorum. Yani hızlandırmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ama güzel olmuş. Onlarla böyle bağıra çağıra gidiyoruz. Ya ne yapalım ya? Ben bir sola geçeyim mi? Yok, burayı beğenmedim. Ben bir daha sola geçeyim. Geçeyim mi la? Geçeyim la. Ne var? Ne olacak ki şimdi? 3 şeritli yolda. Yani orta şeritten gitsem ne olur? Bir şey olur mu gecenin bu saatinde? Bence olmaz. Geçsem mi ki? Geçmesem mi? Geçeyim mi la? Ya arkadaş, kararsız kaldım ya. Ama neyse, ben bir geçeyim abi ya. Geçeyim. Böyle olmayacak. Geçeyim abi ya. Ortadan gideyim. Millet benim sağımdan geçsin, solumdan geçsin. Bakalım şu anda çok bilmişleriniz ne diyecek. Ay ay. Var öyle çok bilmişleriniz. Bazı yazdıklarımı yanlış anlıyor. Vallahi her şeye mana bulan insanlar var ya. Vallahi billahi ne diyeyim abi, ne diyeyim ya. Uğraşmayacaksın aslında. Bunlarla uğraşmayacağım be ya. Vallahi. Bak. Tabelaya bak. Görüyorsun. Slovenya istikametine iki şerit veriyor. Sağdan da İtalya istikametine veriyor. Klagenfurt diye bir yere giriyor. Klagenfurt. Fürt. Artık neyse. Onun için sola atıyorsun kendini. Ya bunu da söyleyeyim. Bak sağdan da gene Macar'a yol veriyor. Macaristan'a. Yani. Tabii gece olduğu için bu pek fazla gözükmüyor olabilir. Ama ben bu kameranın gece görüşünü de sevdim ya. İyi gösteriyor gibi sanki ya. Ne bileyim, bir de bilgisayarda bakmak lazım buna. Bir haber ver oğlum ya. Bir haber ver başlayacağın zaman. Kendi kendine başlıyor, bir şeyler oluyor ya. Of. Bir bitmedi gitti şurası be. Bir bitmedi gitti vallahi billahi. Bir
böyle kendim de bağırıyorum Bitlis'te 5000 ara. Beriyel olan beriyel. Gurbetçiler hala gidiyor. Son posta gidiyor gurbetçilerin. Valla son posta gurbetçiler gidiyor artık. Bundan sonra zaten giden olmaz herhalde. Neyse neyse. Çok çene çaldım gene. Görüşürük. Ya işte öyle. Sesimin de böyle çıkmadığından anlıyorsunuz ki epey bir yorulmuşa benziyorum. Saat sabahın 5.30'u. Halen daha direksiyon başındayız. İşimiz dedik yani, şimdi ne yapalım? İşimiz dedik, sürüyoruz abi. Çok güzel bir manzara var ha, vallahi billahi. Yani havanın bu saatlerde bu görüntüsü güzel oluyor. Almanya'nın da havasından kurtulmuş olduk. Ama güzeldi, serindi. Esne esne gidiyoruz be. Vallahi billahi. Nürnberg'den kalkıp buraya kadar kaç kilometre yapmışız? 592 kilometre oldu. Yaklaşık 9,5 saattir ayaktayız ya. 9,5 saattir şu direksiyonun tepesindeyiz. Yani pauzelerle birlikte, molalarla birlikte bu saat olmuş. Şimdi yakıtımızı aldık. Bizi Türkiye'ye götürecek kadar olan kısmını aldık. Efendime söyleyeyim. Bir takoda Almanya bitti. Avusturya bitti. Bir 15-20 dakika sonra Sloven bitecek. Hırvatistan'a gireceğiz. Vallahi müzik dinliyorum ama artık kafam da kaldırmıyor müziği. Belli bir saatten sonra yorgunluğun vermiş olduğu böyle ne derler ona, bir refleks kaybı, işte ne bileyim bir uyku hali müzik dinlememe engel oluyor. Kaldırmıyor yani kafa. Efendime söyleyeyim, böyle yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar daha gideceğiz. Sonra bu Almanların kullandığı kelime var ya, hani ne diyor? Schlafen. Dur kendimi göstereyim ya. Şapları yakayım da kendimi göstereyim. Yatacağız ya, yatacağız. Yani çok özür dilerim. Son bir saattir böyle ya. 5 dakika arayla esneye esneye gidiyorum arkadaş ya. Biraz daha boynum ağrıdı.
gece 2'de bir dönüyorum, bakıyorum yatağa. Yatak beni çağırıyor. Gel diyor yani, gel. Gel yat diyor, boş ver yolu diyor. İşi gücü boş ver diyor. Gel yat, dinlen birazcık diyor. Geleceğim, geleceğim. 1,5 saat sonra sana kavuşacağım, merak etme. Aramıza hiçbir şey giremeyecek. Yatacağım sana boylu boyunca. Vallahi billahi. Özledim seni. Sen de beni özledin, biliyorum. Vallahi 10 saattir görüşemiyoruz seninle. Ulan adama bak diyeceksin. Yatakla konuşuyor diyeceksin ya. Vallahi bak, bu işi yapanlar arabayla konuşuyor ya. Yani konuşuyorsun abi, arabayla konuşuyorsun. Kendi kendine konuşuyorsun. Çok değişik duygu ya valla. Uzun yola gidenler, bu işi yapanlar. Yani. Allah. Yeter bu kadar. Sen yolu seyret. Aslında yatamadık da yattık diyeyim ya. Çok sıcak oldu ya. Zaten gece Almanya yağmur çamur, Avusturya yağmur çamur. Biz Sloven'e girdik. Sloven'de pek bir şey yoktu. Oradan Hırvat'a girdik. Hırvat'ta da pek bir şey yok. Efendime söyleyeyim, Hırvat yanıyor la. 30 dereceyken yatmaya çalıştık ya. Valla 30 derece. Şu an 28 derece. Akşam 7.30 burada. Biz kaçta durduk ki ya? 11.5 saat falan yaptık zaten pauzemizi. Arkadaş. Yani o 11.5 saatin 5 saati tam anlamıyla tam uyku değil yani. Dön o yana, dön bu yana, dön o yana, dön bu yana. Yukarıdan sıcak bir vuruyor. Arabanın içi oldu şey gibi. Hamam gibi. Arkadaş, yatamıyorsun abi. Arabayı çalıştırdık. Bir 4 saat araba çalıştı. Ama bu sefer arabanın titreşiminden yatamıyorsun yani. Tamam, için geçecek gibi oluyor. Yani olmuyor ya, zor oluyor abi ya. Neyse, şöyle yolu göstererek gidelim de. Murat abi önümde, onun önünde Bilal Aga var. Bilal Günbey'i, öndeki Murat Sürer abi. Bilal'in araba yürümüyor. Bak şöyle göstereyim, 86 gidiyoruz. Yani araba yürümeyince mecbur arkadaşını bekliyorsun da. Bu biraz saat kaybı oluyor, zaman kaybı oluyor ama yani öyle pek de bir şey fark etmiyor. Atıyorum biz onu geçmeye çalışsak en fazla bizden 20 dakika sonra, bilemedin, yarım saat sonra varacağımız noktaya o da geliyor. O kadar da fark ediyor yani. Çünkü dün akşam Nürnberg depodan birlikte çıktık. Yani
aynı yere geldik. Bizden yarım saat, 28 dakika sonra falan geldi o. Arabanın kalibrasyonu düşük. Kalibrasyonu düşük arabada böyle oluyor. Ama iyi bir arkadaşımız. Biz bugüne kadar yolda kimseyi bırakmadık. Böyle 3 araba peş peşe geldik. Ve halen daha da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani birbirimize sahip çıkmamız lazım. Biz de öyle yapıyoruz. Bu işi yapacaksan böyle yapacaksın. Tek başına gitmek daha güzel aslında. Yani yol alıyorsun, saatinde zamanında kalkıyorsun. Nerede duracağını, nerede yatıp kalkacağını, her şeyini sen kendin biliyorsun. Ama böyle olunca şimdi biz biraz kalabalığız. 3 çok, 1 az, 2 tam demişler. Ama ayrılmadık yani. Tek başına olunca iş daha da farklı oluyor. Tabii bu arada niye bu kadar düşüyor ben anlamadım. Yani 84'e kadar düşüyoruz abi. Arkamızda bir tane İranlı var demin. Bilal sollamaya çıktı. Kafa kafaya gittiler. Arkası taksi doldu. Ufak araçla doldu. Abi önde olsam yani frene çakacağım. Sollayacağım. İranlı ya. Madem araban gidiyor, niye yavaş gidiyorsun? Adamın arabası zaten yürümüyor. Seni sollamaya çıkmış, yan yana gelmişsin, bir de adama yol vermiyorsun yani. Gaz basıyorsun. Olmaz abi ya, olmaz. Ayıp ya, bak o da. Şöyle göstereyim, aynadan. Geliyor arkamızda. Arkamızda 2-3 tane daha tır var yani. Böyle. Oturup da bir dolap sohbeti falan yapamadık. Bir muhabbet edemedik yani. Murat abi bir şeylerle uğraşıyor. Aynasından görüyorum. Araba sağa kayıyor. Aman sola kaymasın da sağa kaysın. Soldan çünkü küçük araçlar geçiyor. Onların üstlerine doğru gidince korkuyorlar. Bu sefer kornaya basıyorlar. Ya işte saniyelik bir olay. Bu tür olaylara da dikkat etmek gerekiyor. Gözünüz sürekli yolda olsun arkadaşlar. Bu olay saniyelik bir olay. Şimdi bana da diyeceksiniz ki sen çok yakın takip ediyorsun. Yakın takip ediyorum mu? Etmiyorum. Arada bir tır boyu fark var yani. Size şimdi kameradan böyle gözüküyor olabilir ama var yani, var. Zaten 85-86 gidiyoruz. O hızlarda ben arabamı durdurabilirim. Durduramadığımı farz edelim. Sağ tarafı görüyorsunuz, yeşillik yani. Hemen oraya sıyırıveririm arabayı. Yapacak bir şey yok. Her zaman temkinli gitmede fayda var. Takip mesafesine uyun derim. Biz bu şekilde gidiyoruz. Şimdi biraz arayı açtı o. Ben de gaza basıyorum. Abi Bilal'in araba gitmeyince mecburen basıp gaza çekiyorum. Olay böyle. Yani ses tonumdan da anlaşıldığı gibi gece iyiydik. Gündüz böyle yarım yamalak bir uykuyla gitmeye çalışıyoruz. Yani aslında teybi açacağım la, şeyi, müzik açacağım yine de şu an kafam dolu ya, vallahi dolu. Bence bu kadar yeterli diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video da biraz uzun oldu. O yazıyor bir tane arkadaşımız. Abi diyor videolar 40 dakikanın altında olmasın diyor. Uğraşırım. Zaten ben kısa video yapmayı beceremiyorum ya.
Valla. Alem yapıyor 15 dakika. Milyonlar seyrediyor. Biz yapıyoruz film gibi. Ulan 8600 küsür abonemiz var. Abi video atmıyorsun. Yorumlarda görün, video atmıyorsun. Atıyorum video ama seyredilmiyor arkadaşım yani. Seyredilmeyince de insanın içinden pek bir şey yapası gelmiyor yani. Şimdi sen at abi, olsun. Biz seyrediyoruz ya falan filan. Abi yani seyredin ha, seyredin yani. Ben de bir emek veriyorum yani. Şu olay kolay değil yani. Bana göre değil aslında şu YouTube'a bir içerik üretip paylaşmak. Efendime söyleyeyim. Ben biliyorum, bunun farkındayım yani. Ama yine de seviyorlar. Allah razı olsun. 8000 küsür kişi takip ediyor, seviyor. Bir kitlemiz var yani. Yani dediğim gibi, ben de biliyorum, bu işin erbabı değilim ama ben de elimden geldiğince yapıyorum da, ne yapayım şimdi. Ay ay. Bana göre bir iş değil. Benim işim şu. Direksiyonu tutmak, yükü güvenli bir şekilde indirmek ve oralardan güvenli bir şekilde yükü yükleyip gideceği adrese teslim etmek. Olay bu. Benim işim bu abi. Video çekmek ikinci plan. Anlatabiliyor muyum yani? Bu video çekmek benim işim değil yani. Zaten becerebildiğim kadarıyla yapıyorum. Videoyu seyredip de abone olmayanlarınız varsa çok zor değil ya. Bir like atarsın. Ne bileyim. Basarsın abone ol butonuna. Zili açarsın. Engin kardeşimden, Engin abimden, işte ne bileyim, adaşımdan, tertibimden, yani artık ne geliyorsa, ne derseniz deyin abi. Video gelmiş, bildirimi gelsin size. Aa, Engin video yapmış. Değer vermişim size, video yapmışım. Oğlum seyredin ya, seyredin. Zaman geçer. Tabii internet olmayan şey yapmasın da, harcamayın yani. İnternetinizin de bana harcamayın yani. Gerek yok. Evinizde Wi-Fi varsa evinizde seyredin. İş yerinizde falan filan böyle seyretmeyin arkadaşlar. Sıkıntı olur. Yani sadece beni değil, kimseyi seyretmeyin. Cebinizdeki internet size her zaman lazım olur. Çünkü günümüz teknolojisi artık her şeyi internetten yapmaya zorluyor. Yani bankadır, alışveriştir, bilmem nedir, aklına gelmeyecek bir sürü şeyler yapıyorsun yani. Mesela televizyon seyredebiliyorsun canlı. Her şey telefonlarda artık. Onun için evinizde Wi-Fi'niz varsa evinizde seyredin derim yani. İş yerinizde falan hiç uğraşmayın. Sıkıntı olur iş yerinde. Efendime söyleyeyim. Zor olur sizin için de. Problem yaşamanızı istemem. Bu kadar da ince bir adamım yani bak. Seviyorum da sizi. Benim yüzümden size fırça atılsın istemem yani. Ne gerek var? İşini bitir. Al çayını, çerezini. Aa, gelmiş bizim oğlan da. Aa, bana bir bakayım de. Takıl işte öyle be. Hem yorgunluğunu at. Hem de böyle ufaktan izle. Böyle yani. Gene çok konuştum lan. Vallahi çok konuştum ya. Sizleri seviyorum. Yeni gelen arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz diyorum. Abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarını tavsiye ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Hepimizin birbirine işi düşer. Herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ki bu sadece sizin için değil, benim için de öyle. Elimden geldiğince yardım ederim. Benim de işim düşer. Sizler de bana yardım edersiniz. Bu iş böyle. İnsanlık ölmedi diyorum yani. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir
videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Başımın üstünde yeriniz var diyorum. Kendinize iyi bakın.